Selamlar arkadaşlar. Bu videoda Forex'te bir ölçüm birimi olan lot'tan bahsedeceğiz. Lot, Forex'te alacağımız işlemin pozisyon büyüklüğünü belirleyen parametredir. Forex'te bir lot 100.000 birime tekabül eder. Şöyle hemen yazdım yanına. Yani Euro-Dolar paritesinde bir lotluk bir long pozisyon aldığımızda 100.000 birim Euro satın almış oluruz. 0.1 lotluk bir pozisyon aldığımızda aynı mantıkla 10.000 adet Euro satın almış oluruz. Bunu tekrar 0.01 lota düşürdüğümüzde bu kez 1000 tane Euro satın almış oluruz. Forex piyasasında bir pozisyon açarken kaldıraçtan daha çok düşünmemiz gereken konu lot konusudur. Çünkü açacağımız işlemde stopumuz ve hedefimiz doğrultusunda düşünmemiz gereken şey ne kadarlık bir işleme gireceğimizdir. Forex'te kar ve zarar hesaplama pips üzerinden yapılır. Bu nedenle her bir lota karşılık gelecek bir pipsin bir dolar değeri vardır. Şöyle sağ tarafta yazmak gerekirse bir lot işlem açtığımızda ve parite 1 pips hareket ettiğinde 10 dolar kazanırız ya da kaybederiz. Yani açmış olduğumuz bir lotluk işlemin 1 pips hareket etmesi bize 10 dolar kazandırır ya da 10 dolar kaybettirir. Aynı mantıkla 0.1 lot işlem açtığımızda ve parite 1 pips hareket ettiğinde 1 dolar kazanırız ya da kaybederiz. Bunu 0.01 lot için yapmak gerekirse parite 1 pips hareket ettiğinde 0.1 dolar yani 10 sent kazanırız ya da kaybederiz. Bütün işlemlerimizde hedefimizi ve stopumuzu pips olarak belirleyip ardından olası karımızı ya da zararımızı bu şekilde hesaplayarak işlemlere girebiliriz ve riskimizi yönetmiş oluruz. Örneğin bir analiz yaptık ve 20 pips stopumuz olduğunu bulduk. 20 pips stopumuz olan bir işlemde yapmış olduğumuz risk yönetimi hesabına göre bir işlemde maksimum 200 dolar kaybetmeyi göze alıyorsak şu denklemi kurarak bu işleme kaç lot girmek istediğimizi bulabiliriz. 200 dolar eşittir 20 bizim pipsimizdi. 20 pips çarpı x burada bizim bilinmeyenimiz olsun. Yani ne kadar lot gireceğimiz olsun. Yine çarpı diyorum ve buraya bir lota karşılık gelen, bir lotun bir pipsine karşılık gelen 10 doları yazıyorum. Bu denklemi kurduğumuzda karşıda bir lot cevabını bulacağız. Yani burada bilinmeyenimiz x dediğimiz rakam 1 olarak çıkacak karşımıza. Bu 1'i yerine koyduğumuzda 1 çarpı 10 çarpı 20 200 sonucuna ulaşacağız. Ve bu da bizim bir lotluk bir işlem açtığımızda 20 pips stopumuz olduğunda 200 dolar kaybedebileceğimizi gösteriyor. Aynı denklemle bir işlemde 50 pipslik bir hedef olduğunu düşünürsek 50 pips çarpı x çarpı 10 dediğimizde bu işlemden 500 dolar kazanabileceğimiz sonucuna ulaşabiliriz. Forex'te işlemlere girerken öncelikle yapmamız gereken şey nerede stop olacağımızı belirleyip ardından bu stop seviyesine göre şu denklemi kullanarak o işleme kaç lot ile girmek istediğimizi bulmalıyız. Örneğin burada 200 dolar değil de 20 dolar riske etmek isteseydik burada x'i 0.1 olarak bulacaktık. Yani bu işleme 0.1 lotla girmemiz gerekecekti. Görmüş olduğunuz gibi riskimizi ve karımızı hesaplayarak aslında çok güvenli bir şekilde işlemler yapabiliriz. Eğer analiz yapmayı öğrenir ve stoplarımızı ve hedeflerimizi doğru belirlersek ve bu hesapları da doğru bir şekilde yaparsak aslında Forex sandığınız kadar da korkulacak bir şey olmaktan çıkar. Hepiniz Forex'in bir kumar olduğu ve çok yüksek paralar kaybedilebileceğini duymuşsunuzdur. Elbette kaybedilebilir fakat bu kaybedilen paralar ancak bu hesaplar yapılmadan kaybedilebilir. Örnek vermek gerekirse bir iş kurmayı düşündüğünüzü düşünün ve bu işi kurarken o işle ilgili hiçbir bilginizin olmadığını ve bu işe girerken riskleri hiçbir şekilde düşünmediğinizi varsayın. Elbette bu da sizin için bir kumar olacaktır. Fakat bu işlemleri yaparak, bu hesaplamaları yaparak riskinizi ve karınızı belirleyerek işlemlere girerseniz Forex sizin için bir kumar olmaktan çıkacak ve akıllıca işlemler yapmaya başlayacaksınız. Bu videoda konuşacaklarımız bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere.